bakıyoruz. Data banka. Evet abi, yeni tür. Biraz içeri gelin arkadaşlar, herkes gelirsin. Bu yeni tür gezi merkezlerinden biri artık. Yani sen bu işler şimdi bayağı önem veriyorsun. Süper bilgisayarlar. Mesela şu bir, hani ilk baştan başlarsak, hepsinin yanında yazıyor aslında, okuyabilirsiniz. Ama şu anda kullanılan böyle çok yüksek router. Veri akımı şey, evet, kapasitesi olan bir router, yani Türkçesi ne oluyor? Router. Görünenler şu an. Şunlar neyi simgeliyor? Bunlar yerine tatlı. Bunlar büyük arasında şeylerdeki, işte. Buradaki raklardaki diskleri simgeliyor. Şurada böyle birkaç şey var göreceğiniz. Örneğin şurada bakarsan, bu internet sitin www protokolünün ilk test edildiği bilgisayar. İlk www protokolünün. Bu şimdi 90'larda Tim Berners-Lee diye bir bilgisayarcı var sende. Bu adam o zamanlarda internet kavramı var ve insanlar birbirlerine e-mail gibi şekillerle iletişim kurabiliyor. Ama web, World Wide Web kavramı yok. Yani web sayfası diye bir kavram yok. Ki şu anda hani olmadan yaşayamadığımız bir şey. O zaman Tim diyor ki işte, ya şöyle bir proje olsa, işte benim bilgisayarımdaki verileri ben sürekli birilerine yolladığım yere bu bilgisayarda veriler dursa, başkası gerektiğinde erişip o verilere bakabilsin. Bunun için işte hypertext diye bir teknoloji olsa ve o teknoloji sayesinde web serverler falan bir şey yapabilsin. Bunu ilk patrona götürüyor. Böyle gördün mü sen, böyle bir yazılmış şeyi. Bu model olmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey götürüyor. Ondan sonra patron bakıyor. Diyor ki, bunu diyor. Bir döner misin ya? Ne diyor? Tamam, ne diyor? Yani diyor ki, hani biraz böyle... Yani karmaşık, belirsiz, ama çok okuyacağım. Ama aynı zamanda şunu da diyor, onu çok söylemiyor. Oturalım mı? Güzel ama senin başka bir sürü işin var. Sen istiyorsan bunları akşam zamanlarında veya hafta sonu falan çalışıp yap ama kendi işlerini aksatma diyor. Tim de tamam deyip hakikaten işte akşam hafta sonu falan buradaki çok işini yapmayıp çalışıp bir süre sonra ilk çalışan prototip sunuyor. Ve ilk prototipte işte şu tarz bir Next bilgisayar. Bu aslında Apple'ın bir önceki şeyi, yine Steve Jobs tarafından yapılan bir firma. Ve bu bilgisayar üstünde şu anda burada yok ama şey yazıyor işte. Steve Jobs'un bu bir... Ya Next sanırım Steve Jobs'un firması. Öyle mi? İşte şey diye, sonra Apple onu satın alıyor falan galiba. Şey diye işte, bu bir sunucudur, kapatmayın diye yazıyor üstünde, o ilk metin. Evet. Ondan sonra şu anda World Wide Web dediğimiz şeyi biz tüm dünyada kullanıyoruz. Bu aslında herkesin kullanılan açık bir protokol şu anda. Hatta ilk tarayıcı da Tim Berners-Lee evet, kendi yazıyor ama... Evet, ilk tarayıcı kendi yazıyor ama yani... Yani şu an ilk tarayıcı belki mesela böyle resimli, işte video izleyip yani, falan değil, sadece şimdi böyle basit bir şey. Sonra neyse, burada çok durmayacağım ama şöyle bir örnek vereceğim. Şu alet, evet, 91 model IBM şeyi, işte 34 GB kapasitesi var. Yani telefonlarınızdan belki biraz daha yüksek, belki daha düşük. Ve o zamanki fiyatı işte 100 bin frank. Şu da aynen işte 74 yılından. Bir tane disk toplam boyutu 10 MB. Yani 10 MB. Bırakın şeyleri daha az yani. Bu da 34 GB. Eskiden disketler vardı. Tabii disk 1.4 MB. Peki. Hard diskin içerisindeki olay bu ama artık siz bunu kullanmayacaksınız çünkü SSD devri başladı. Kullanmıyor. Sonra şurada ilginç bir şey var. Şurada kullanılırız biz bunu aldık. Bizim de kullanıyoruz. Biz çok kaset gibi şey. Bunlara ilgili ilginç bir şey göreceğiz birazdan aslında. Bunlarda 5 terabayt yani bayağı bir depolaması var ve aslında ilginç bir şekilde çok eski bir teknoloji olmasına rağmen şu anda sende inanılmaz sayıda kullanılan bir teknoloji. Evet, evet. Şöyle bir avantajı var tabii. Örneğin bir hard diskte bir şey bozulursa verinin çoğunu yüklemesinde var. Burada teyp koparsa işte birkaç yüz megabayt data kaybediyorsunuz belki ama çat diye birleştirip yeniden tüm veriyi şey yapabiliyorsunuz. Peki sizden oturmanızı rica edeceğim. Çünkü şu anda ekrana bir şeyler yansıtıyor. Vay, süper. Otur abi. Kardeşim. Abi, bir şekilde. Otur. Kardo. Kim Kardosyan? Şimdi ekranın yan tutmam lazım maalesef. Şöyle yaparsam. Ses yok ya da ben bunu unuttum. Ben seslendireceğim. İnşallah şöyle. Aslında bu demin dün gördüğümüz veri alımıyla falan ilgili olan kısımlar bayağı ilişkisi var. O bakımdan iyi oldu aslında bu geziyle yapmak. Böylece hani üstünden bir daha geçebiliriz. İşte sen zaten biliyorsunuz artık. Elektriğinden protonlar geliyor ve dört değişken çarpıştırıyoruz.